27 Mayıs'ı yapanlardan, 27 Mayıs ihtilalini yapan subaylardan, o zaman albay, Şefik Soyu Yüce diye bir adam tanıyorum ben. Bir yerde karşılaştık. Tesadüf işte, kimsiniz? O büyük ilaç firması kurmuş, bilmem ne yapmış, Esenboğa yolunda. Serum bilmem ne filan yapıyor. Konuşuyoruz. Dedim ki adama, öğrendim ki Şefik Soyu Yüce o. Ara sıra resimlerini de görüyorum. Dedim, siz 27 Mayıs ihtilaline niye katıldınız? Yani nereden başladı katılma arzusu sizde? Çünkü bütün subaylar katılmış değil bu işe. Dedi, efendim benim asıl kanıma şu dokundu. Ne dokundu? İşte Erzurum'daydım. 1957'de bilmem ne filan. İşte mensubu olduğum askeri birliğe biraz dağ birliğidir bilmem nedir filan katırlar alınmış. Katır biliyorsunuz öyle yüksek yerlere tırnağa toprak tutar. Çıkar, çok da mukavim bir hayvandır, yük taşır filan. Mekkare Arapçası. Mekkare taburu yani katırları olan taburu. Diyor, NATO'ya bağlıyız ya diyor, he. Alçak Amerika tutmuş diyor, sanki biz ömrümüzde katır görmemişiz gibi. Katır nasıl nallanır diye bir iki pırpırlı Amerikalı zenci çavuş göndermişler diyor. Yani katıra nallası olurlar, nalı malı bilmiyor millet biz diyor. Göndermiş diyor, ben yüzünü göremediğim paşayla albayım diyor. Hiç görüşemiyorum. Başturan komutanım demekten başka bir şey söyleme yetkim yok, albayım. Elin diyor, gevurunun iki pırpırlı astsubayı diyor gelmiş, ne o da nalbant yani hani motorize birlik uzmanı değil, şu değil, bu değil. Bizim paşa diyor, yani ordunun, kol ordunun başı, onunla yemek yiyor diyor, üç öğün yemeğini onunla yiyor. Bu benim kanıma dokundu, işte bu yönettim filan yani aslında Amerika'ya karşı bir şey yaptığını sanıyor garibim. Halbuki Amerikan taraftarı gördüğüm Menderes hükümeti değil yalnız Batı'ya hayran olan. Aynı kafaya yetişen harbiyeden çıkan subaylar da ona uşak. O bu işe karşı çıkmakla, yani sanki o çavuşu getirtmiş oraya paşayla yemeği yedirten Adnan Menderes'miş gibi. Sanki o paşanın kafası buna müsait değilmiş gibi. Buna son vermek için ihtilale karar vermiş ve ihtilalcılara katılmışmış. Akla bak dedim, çok akıllıymışız maşallah. Kızardı, bozardı. Dedim, ol mahiler derya içredir, deryayı bilmezler diye bir söz var, hiç duydunuz mu dedim. Yaşlı da birisi, tabii bana göre 15-20 yaş büyük. Dedi, bilirim. Sen de dedim, Amerika'ya karşısın ama Amerika'ya karşı olmak ne demek? Amerika ne demek onu bilmiyorsun dedim. Amerikalılar yaptırdı bu ihtilali, siz de dedim oyuncağı oldunuz. Sen orada Erzurum'da kafana takmışsın iki pırpırlı fukara, dalban senci baş çavuşu veya bilmem ne çavuşu. Amerika'ya karşı çıktığını zannediyorsunuz.